Hidrolik disk frenli sistemler kapalı sistemler olsa da ara ara sistem bir şekilde hava alarak ya da içindeki yağı kaybederek problem yaratır. Bu durumda ne yapmalıyız? Hidrolik disk frenimize nasıl müdahale etmeliyiz? İşte bu videomda tüm bunlara değiniyorum. İlk etapta şundan bahsedelim. Hidrolik disk frenler ne zaman problem çıkartır? Hava yaptığında, kapalı sistemine hava yaptığında problem çıkartıyor. Nasıl anlıyorsunuz? Bir kere o gördüğünüz gibi o hidrolik disk freni elinizle sıktığınızdaki o sert fren tutma hissi gidiyor. Bildiğiniz böyle süngerimsi yumuşak bir fren tutuşu haline gelir. Bu arada frenleriniz de tutmamaya başlar. Bu sizi bisikletten soğutmasın. Hidrolik disk freninin sorun olduğu, bozulduğu anlamına gelmez. Sadece yağının eksildiği veya hava yaptığı anlamına gelir. Şimdi bu videoda bunu nasıl düzeltiyoruz? Hidrolik disk fren yağ değişimi veya hidrolik disk fren hava alma. Bunu göstereceğim sizlere. İlk etapta neler kullanacağız? Bir bunlara bakalım. Birincisi ufak bir penseye ihtiyacımız olacak. 7 milim açık ağız İngiliz anahtarı, 4 milim alyan, 2,5 milim alyana ihtiyacımız olacak. Onun haricinde kaliperlerin pistonları hareket etmesin diye şu bloklardan kullanacağız. Bunu kendiniz kredi kartını birleştirip kesip birleştirerek de yapabilirsiniz. Onun haricinde şurada bir set görüyorsunuz. Bu genelde set olarak satılır. Şırınga, ufak bir boru ve de şöyle bir Shimano'nun kendine ait bunisini kullanıyoruz. İlk etapta kesinlikle bu çok önemlidir. Eğer balatalarınız resin yani organik esaslıysa yağ bulaşması durumunda zımparalasanız da çöp haline gelecektir. Özellikle çok emdiyse. O yüzden ilk olarak pensemizde güvenlik için balatalarımızı yerinden gördüğünüz gibi pimle söküyoruz. Balatalarımızı söktükten sonra pistonlarımızın özellikle buralarını vurguluyorum. Pistonlarımızın hareketini engellememiz lazım. Yoksa sıktığımızda içinde daha fazla yağ varsa pistonlarımız birbirine de yapışabilir. O yüzden içine ne yapıyorum? Şöyle bloker yerleştiriyorum. İlk etapta yapacağımız işlem ne? Hemen frenimizi büyük alyanımızla söküp yerle 90 derece olacak şekilde paralel konuma getiriyoruz. Paralel konuma getirdiğimiz frenimizin üzerindeki şu şekilde üzerinde bir kapak olacak. Hidrolik kapağı genelde Shimano'larda bu şekildedir. Bu hidrolik kapağını dikkatlice söküyoruz ve üzerindeki o-ringe dikkat ediyoruz ki yere düşüp kaybetmeyelim. Hemen ardından şu görmüş olduğunuz Shimano'nun bunisini yerine monte ediyoruz. Buna dikkat edin. Plastik uçlu olduğu için hassastır. Çok fazla zorlamaya gelmez. Ardından mineral yağımızı bunimizin içine yarısını geçecek şekilde boca ediyorum. Burada önemli bir nokta var. Çok fazla ağzına kadar doldurmayın. Çünkü birazdan freni öne ve geri yatıracağız ki buninin ağzından yağımız taşmasın. Şu aleti de en son kullanacağız. Bu aleti bu huniyi sökerken kullanıyoruz. Onu da birazdan göstereceğim. İkinci etapta şırıngamızın tamamına değil şu ilk kısmı geçecek şekilde yağ çekiyoruz içine. Çok fazla yağla doldurmuyoruz buraya kadar çünkü birazdan pompalamaya başladığımızda fren sistemimize yağ geçtikçe direkt şırınganın içine dolacak. Şırıngamızı kaliperin yağ ventili olması lazım burada. Birçoğunda vardır görürsünüz zaten. Bu yağ ventilini sola doğru hafifçe çevirerek 7'lik alyanla açıyorum. Sistemin içinde şu anda yağ yok arkadaşlar. Ben tamamını boşalttım. Açarken dikkat edin. Şu şırıngamı şöyle yandan göstereyim. Güzelce buraya takıyorum. Sistemin şu anda yağını, özür dilerim, sistemin şu anda havasını almaya hazır hale getirdim. Şimdi kaliperi şu şekilde dik tutuyorum. Şu şırıngamın burada bir boşluk vardı. Şu kameradan da göstereyim. Şuradaki boşluk bunun içeri girmesini engellemem lazım. O yüzden dik pozisyonda tutuyorum. Ve ardından frenimi pompalamaya başlıyorum. Size de göstereyim. Görüyorsunuz sistemin içindeki hava çıkıyor. Ben bu şekilde pompalayarak şırıngamdaki piston yükselinceye kadar devam ediyorum. Pompaladıktan sonra görüyorsunuz hala yağım aynı seviyede duruyor. Fakat içindeki hava kabarcıkları kısmen gitti. Gördüğünüz gibi şırıngamla biraz daha geriye çekerek içine yağ dolmasını sağlıyorum.
yağ seviyesi gördüğünüz gibi vakumla biraz daha yukarıya çıkıyor. Şimdi burada ne yapacağım? Burada hemen anahtarımla şu şekilde vurarak kaliperimin içindeki havanın gitmesini sağlayacağım. Hafifçe pompalıyorum. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda biraz daha kahve kabarcığı çıkışı oluyor. Ben şimdi bundan sonrasında ne yapıyorum? Şu şekilde dikiyorum. Hava kabarcıkları biliyorsunuz yer çekiminin tersi yönde hareket ederler. Hava kabarcıklarının hepsini şurada gördüğünüz boşluk alanda topluyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz sistemimde hiçbir şekilde hava yok. Şimdi ne yapıyorum? Fren kolumu hafifçe öne doğru eğim veriyorum. Şuraya dikkat edin, taşmasın. Şimdi şırıngamdan gerisin geriye yağı bastıracağım. İçinde kalan hava buradan çıkacak. Bakalım. Evet, sistemin içinde şu anda hiçbir şekilde hava kalmamış. O yüzden kamerada da görünmüyor. Görüyorsunuz şu anda tekrar içinde yağ kalmadı. Şimdi aynı hareketi ne yapıyorum? Bu şekilde hafifçe pompalayarak hava varsa gitmesini sağlıyorum. Fren kolumu bu sefer gerisin geriye çeviriyorum. Tekrar pompalıyorum. İçindeki havalar çıksın diye kaliperimin. Görüyorsunuz pistonu hareket ettirmese de şu anda hafif hafif yukarıya doğru ittiriyor. Geriye doğru tekrar şırıngamı çekerek eğer içinde kalmış, yağın içinde kalmış hava varsa bunların gitmesini sağlıyorum. Bu pozisyondayken şırıngamla yağ basıyorum. Bakalım başka içinde. Evet, görüyorsunuz çok ufak kabarcıklar çıkıyor. Yalnız basarken dikkat edin, görüyorsunuz şu seviye buraya kadar gitti. Buraya kadar giderse sisteminize tekrar hava vermiş olursunuz. Hemen ardından sistemimi düz konuma getiriyorum. Son kez pompalıyorum. Evet, işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunları sökmeye geldi sıra. İlk etapta ne yapıyorum? Şırınganın olduğu yere sökeceğim. Ama önce ventilimi ve valve çıvatamı kapatmam gerekiyor. Valve çıvatamı sıktıktan sonra şu borudan şırıngamı çıkartıyorum. Şırıngayı çıkardıktan sonra şurayı bir peçete vasıtasıyla, özellikle alkollü bir peçeteyle silerseniz oradaki yağı da alacaktır arkadaşlar. Hemen ardından şu görmüş olduğunuz parçayı hunimin içine takıyorum ve hunimi yerinden söküyorum. Bu yağı sakın atmayın. Bu yağı tekrardan yağınızın içine boşaltıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hidrolik yağlı disk frenli sistemlere yağ basmak ya da havasını almak o kadar zor değilmiş arkadaşlar. Bu arada hemen şundan belirteyim. Ben Shimano ile aynı yöntemi kullanmıyorum. Shimano'nun yöntemi biraz daha yağ tüketimine yönelik, hidrolik yağı tüketimine yönelik. Benim yöntemimde hidrolik yağını bayağı uzun seneler, şunun gibi bir hidrolik yağı aldığınızda bu sizi yıllarca, neredeyse ömür boyu götürecek şekilde bir yöntem anlattım size. Bu arada çeşitli ortamlarda duyuyorum, bana sorular geliyor, işte başka yağ kullanabilir miyim, onu kullanayım, bunu kullanayım. Kesinlikle mineral yağ, XLC de olsa, başka bir marka da olsa, Shimano sistemlerinde kesinlikle sadece ve sadece mineral yağ, DAT 3, DAT 4 tipi yağlar kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.